الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Muhterem kardeşlerim, bu mübarek kitabın ilk konusu, ilk babı besmelerin faziletiyle alakalı. Besmele-i Şerif dert etmiş kitabına müellifimiz Rahmetullah Efendi. Biz bunun etrafında besmele ile alakalı bir kısım daha hikmetlerle, ahkamla alakalı bilgiler 20 dakikanın içerisinde yeri geldikçe verilir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Miftahu kulli kitab buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bismillahirrahmanirrahim cümlesi bütün kitapların anahtarıdır. Yani buradaki kitaptan kasıt Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kütüb-i Semaviye dediğimiz Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Allah Celle Celaluhu bunlara hep besmele ile girilmiş. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Bismillahirrahmanirrahim diye Fatiha'da başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e başladığımız zaman okuduğumuzda ilk karşılaştığımız kelime elhamdülillah. Dolayısıyla müfessirin-i kiram Kur'an'dan sayıldığı için besmele hakkında çok söz söylemişler. Büyük kitap yazan alimlerimiz besmelenin hakkında çok uzun durmuşlar. Onları dil açısından, ahkam açısından, maneviyat açısından, ruhaniyet açısından üzerinde çok durmuşlar. Bunlar bizim tabi burada bir konumuz değil. Biz biraz sattı geçeceğiz. Hem o kadar malumatı doğrusu akılda tutmak ve burada anlatabilmek mesele, biz geçmişteki alimlerimizi böylece bir kere daha yani onlara şükranlarımızı arz edelim. Büyük insanlar. Selefimizde çok büyük insanlar yaşamış elhamdülillah. Allah Celle Celaluhu Müslümanların umumi caddesinden cümlemizi ayırmasın. Sıranın Mustafa'nda daim eylesin. Bismillah. Her kitabın başı. Nitekim Fatiha suresine de besmeyle başlıyoruz. Fatiha bütün kitaptır, Kur'an'ın anasıdır, aslıdır yani. Bütün Kur'an-ı Kerim'in özü Fatiha suresinde vardır. Yani onu sıksanız, biraz küçültseniz Kur'an-ı Kerim'i ortaya Fatiha suresi çıkar. Bu surelerin başındaki Fatiha suresinin başında olduğu gibi bütün 113 surenin başındaki Fatiha Kur'an'dan bir ayet midir, değil midir, bitişik midir, değil midir, bunlar konuşulmuş. Şafiler, nitekim Musaf'ta da öyledir. Bismillahirrahmanirrahim, oraya bir numarayı koyuyorlar. Fatiha'dan bir ayettir, 7 ayettir Fatiha, bunda ihtilaf yok. Onlar Besmele'yi Fatiha'dan sayıyorlar, dolayısıyla Fatiha gibi açıklar okuyorlar. İmam Şafii'nin tercihi budur. Şafii kardeşlerimizin arkasında namaz kılmışsanız mesela Beytullah'ta da açıklar Besmele'yi okuyorlar. Hanefilere göre Besmele surelerin başındaki bütün Besmele bir ayettir ama oraya mahsus bir ayettir. O sureye dahil değildir. Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi 30. ayeti kerimede Hazreti Süleyman Aleyhisselam Efendimiz belkese bir name yazarken başına Bismillahirrahmanirrahim yazmış. Orada Kur'an ayeti olduğu kesindir. Ama surelerin başına teberrüken bir ayet olarak yazılmıştır. İmam Malik Hazretleri sadece sureleri birbirinden ayırt etmek için yazılmıştır. Ayet değildir diyorlar. Şafilerle Malikiler arasında bir orta görüş, Hanefilerin görüşü. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okurken besmele çekmek sünnettir. Fatiha'nın başında özellikle bize göre çekmek güzeldir. Fatiha'nın dışındaki Zammu surelerde de onların başındaki besmele o da bir ayettir. Ama sureye bağlı bir ayet değil, bir ayettir. Onu da okumak müstahaptır. Yani güzel görmüştür, yapılırsa sevaptır, terk edilirse bir beisi, bir günahı, bir mahsuru yoktur. Ama okumak tavsiye edilmiştir, güzel görmüştür, memnuttur, müstahaptır. Besmele'nin başka ahkamları da var biliyorsunuz. Besmele mesela nasıl bir şeydir, belki biraz sonra
bazı sırlarından zamanımız kadar inşallah bahsederiz. Allah Celle Celaluhu'yla kul arasındaki ilişkiyi güzel ortaya koyan bir kelime, bir usuldür. Yani Cenab-ı Allah'ın rahmetini, merhametini, azametini gösteriyor. Kulun da kulluğunu, onun karşısında hakirliğini, mustafını, adliyetini, fakrını ortaya koyan güzel bir kelime. Bu bir nevi var. Dolayısıyla Besmele'yi bazı yerlerde çekmek farz olur. Yani Müslümanın üzerinde vaciptir. Diyelim ki bir insan hayvan kesiyor. Allah'ın adıyla Bismillah'ı bilerek terk ederse kestirleşti yemez. Bizim meselemizde ahkamı budur. Ama unutursa Besmele'yi, inadına çekmez değil de unutursa onun bir mahsuru yok. Yoksa Allah'tan başkasının adını zikrese veya bilerek Cenab-ı Allah'ın adını zikretmese, besmele çekmese bunun etinden yenmez. Mesela av avladığımızda, ava ok ya da koşun atarken de besmele çekmemiz lazım. Aynen kesmek gibidir. Yoksa yenmez. Bilerek terk edilse yenmez. Bu gibi ahvalda görüyorsunuz, ameli bir vacip oluyor, farz oluyor ama onun ötesinde Müslümanlar her an, her işi yaparlarken besmele çekerler. Bu müstahaptır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küllü emrin libalin lemhüzle fihi bi bismillah ve huve ata, her bir iş ki ona besmele çekilmeden başlanılır, onun sonu ata yani kesik gelir, efter diye rivayetler de vardır bazı hadis kitaplarında. Yani bereketsiz gelir, güdük gelir, sonuçta hayırlı olmaz. Dolayısıyla Müslümanlar dillerine besmeleyi alıştırırlar ve her işte onu yapmaya çalışırlar. Diyeceksiniz ki bazı yerlerde zikir çekilmez. O zaman yaklaşırken yapılır. Mesela insanlar tuvalete girerken tuvaletin içerisinde zikir çekmez. Mukaddesattan olan şeyleri kalbiyle dahi düşünmez. Yani diliyle söylemediği gibi kalbiyle de düşünmez ama tuvalete yaklaşırken besmele çeker. Tuvalete girerken hani meşhur dualar var. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her işi yaparken muhakkak bir zikri vardır. Bu dualara Peygamberimizin lisanından geldiği için, bize nakille geldiği için meşhur dualar denilir. Meşhur eser, nakle dayanılan, hadislere dayanılan dualar demektir. Bir insan ne kadar az dualı olur, yani bu duaları öğrenip Arapçasına gücü yetmiyorsa Türkçesini öğrenir ve Peygamberimiz böyle yapmıştır derse kaç türlü sevap alır. Bir, yaptığı işi Peygamberimiz gibi yapmanın, ona ittiba etmenin sünnet sevabı alır. Devamlı Allah ile beraber olma bilincinde, şuurunda olur. Bu İslamiyet'te kullukta zirve noktadır. Kul maallah. Her nerede olursan ol, Allah ile beraber ol. Allah Celle Celaluhu hiç unutma. Sürekli onun kulu olduğunu hatırla ve onun kanunlarına itaatkar ol. Onu kızdıracak, onu gazaplandıracak, onun hoşuna gitmeyecek işlerden aman ha sakın. Hep Allah'la beraber ol. Dualar ve zikirler bunu sağlar insana. Dolayısıyla bir insan tuvalete yaklaşmadan evvel besmelesini çeker. Tuvalete girmeden evvel, ayağını içerisine atmadan evvel orada da Efendimiz'in bir duası var. Allahümme inni a'udhu bike min el-khubsi ve'l-khabais dedi Peygamberimiz. Maddi manevi görünür görünmez o pisliklerden, kötü mahlukların şerrinden sana sığınırım. Dışarı çıkarken de girerken sol ayıyla girdiği gibi çıkarken sağ ayıyla gidir. Estağfirullah der. Yani tuvalet esnasında seni zikri edemedim Allah'ım mekandan dolayı. Bu zikirsiz geçirdiğim dakikalardan ötürü istiğfar ederim, beni bağışla diyor. Elhamdülillahi lezi ethebe annal ede ve afani, benden eziyeti gideren ve bana afiyet veren Allah'a hamdolsun dedi arkasından. Çünkü tuvalette insan değil mi orada def edeceğini edemese bu ne kadar büyük bir sıkıntıdır insan. Cenab-ı Allah yedirirken de büyük bir nimettir. Rahat rahat boğazdan geçmesi ağız tadıyla şükrü gerektirir. Onu çıkarırken de rahat rahat çıkması büyük bir nimettir. Yoksa Allah korusun insanın başına çok büyük acılar, felaketler, ameliyatlar gelir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözü son noktasına getirelim. Uzatmayalım, bir insan hanımıyla
helaline yaklaşırken, cinsel ilişkide bulunurken dahi besmele çekip özel duası vardı. Allahümme cennibi şeytan ve cennibne ma razaknâ. Allah'ım şeytanı bizden uzak tut ve bize rızıklandırdığın evlatlarımızı da onun şerrinden koru. Böyle olursa hem de o çocukları afetsiz olur inşallah, özürsüz olur, hem de şeytanın şerrinden emin olmuş olur. Görüyorsunuz bu duaların ne kadar büyük faydaları var elhamdülillah. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her işi yaparken besmele çekmemizi bize öğretiyor. Hatta çok enteresandır, arkada geçen bir hadis-i şerif var. مَا مِنْ اَحَدٍ يَحْسُدُ دُخُولَ الْبَيْتِ. Bir Müslüman evine girmeyi arzu ettiği zaman, kastettiği zaman اِلَّا وَيَطْبَعُهُ şeytan, onu bir şeytan takip eder. Yani şeytan insanın daima peşinde gezer bunlar. Nasıl etsen de şunu düşürsen, nasıl etsen de şunu Allah'tan uzaklaştırsan, nasıl etsen de şunu şeriatın dışına atsan, böyle bir amacı vardır. Alçak adam usanmıyor, yorulmuyor, bıkmıyor. مَا مِنْ اَحَدٍ يَحْسُدُ دُخُولَ الْبَيْتِ اِلَّا وَيَطْبَعُهُ şeytan. Bir adam evine girmek istediği zaman şeytan da arkasından onunla beraber girmeyi kasteder, amaçlar. فَاِنْ دَخَلَ الْبَيْتَ. Adam eve girdiğinde, girerse فَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Kapıdan girerken böyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek girerse يَقُولُ şeytan, şeytan o zaman der ki لَا مَدْخَلَ لِي فِي هَذَا الْبَيْتِ. Artık bizim bu eve girişimizde bir imkan yok. Biz buraya giremeyiz de çok üzülür ve perişan olur. Burada kesmiş müellifimiz, bu hadisi şerifin başka diğer uzun kitaplarda arkası var. Şayet böyle söylemezse şeytan onunla beraber eve girer. Bu gece barınacak bir yer bulduk der. Yemek olur da adam besmele çekmezse yiyecek de bulduk der. Efendim bir kişiyi doyuracak, daha fazla insanı doyuracak bir yemek olur. Besmele çekmezse şeytan da onunla beraber yediği için bereketi gider ve bu adam aç kalkar. Şeytan besmele çekmeden içeri giren adama hemen diyor Peygamberimiz bir noksan gösterir gözüne. Yani bir eksik erkeğini sinirlendirecek, hoşuna gitmeyecek ve bu ne böyle diyerek kavga başlar diyor. Evin içerisinde huzursuz eder. En büyük huzursuzluk, aile huzursuzluğu. En büyük saadetsizlik, felakettir bu yani. Bunda da şeytanın dahli çok büyüktür, bunda da bizim kusurumuz çok büyüktür. Eğer biz besmele ile girsek, evimize besmele ile girdikten sonra ehline selam versek, şeytan oradan defolup kaçacaktır. Çünkü şeytan, daha belki dersimizde de geçti, Cenab-ı Allah zikredildiği an orada duramaz, kaçar. Kaçması lazım, kaçırmamız lazım. Yoksa yuvamıza felaket gelir. Özellikle de şeytan, karıyla kocayı birbirine düşürdüğü zaman keyiften bayılır. Büyük şeytan her gece toplar adamlarını ve hesaba çeker onu. Ne yaptınız bugün? Getirin bakalım mahsulü. Neler başardınız, neler yaptınız? Kim işte ben yalan söylettim, kimi der ki ben hile yaptırdım, kimi der ki ben işte delikodu yaptırdım, sayar. Yani çok önemli de bir şey saymaz onlar, der, aferin der, geçiştirir. Orada birisi sen ne yaptın deyince ben karıyla kocayı birbirine düşürdüm, gel aslanım, gel sen yanıma gel, şöyle otur bakalım der, onu özel iltifatlarla yanına oturtturur diyor. Bir toplumun bozulmasında ailenin bozulması fevkalade önemlidir. Dolayısıyla şeytan eve girerken peşimizde. Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman giremez. Yemeğimizi yerken besmele çekersek ona ulaşamaz. Ötesi var, konunun nezaketi gereği. Bazı insanlar hakikatle mecazı karıştırmasından dolayı o kadarcını da söylemiyor. Demek ki şeytana hayatımızda bir yer vermek istemiyorsak, kullu emrin li valin, her önemli bir iş ki lemyübde bi bismillah, ona besmeleyle başlanmaz, fehuve ebter av ahta, sonu beter gelir, yani kesik gelir, güdük gelir, hayırsız gelir, hadis-i şerifine uyacak ve besmele çekeceğiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, hangi mekana oturduğunuz, kalktınız ise orada muhakkak Cenab-ı Allah'ı zikretmelisiniz, yoksa bir eksiklik olur diyor. Mekan değişikliği. Demek ki
Oturduk bir yere, girdik. Girerken Bismillahirrahmanirrahim desek, çıkarken Bismillahirrahmanirrahim desek, orada başka işler varken, bir kitabı açarken, efendim bir sofrayı yerken Bismillahirrahmanirrahim desek, Cenab-ı Allah'ı zikir etmiş oluruz, oranın eksikliğinde de kurtulmuş oluruz. Yani dilini besmeleye alıştıran adam zikri daimdedir. Her an Cenab-ı Allah'ı zikreden bir mümini kamil olur inşallah. İza vakata fi vata, bir vataya, bir tehlikeye düştüğün zaman fekul bismillahirrahmanirrahim, hemen bismillahirrahmanirrahim de. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Güç yoktur, kuvvet yoktur. Ancak Cenab-ı Allah'ın o Ali çok yüksek, azim, büyük Allah Celle Celaluhu'nun gücü, kuvveti var. Ondan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur diye Allah'a dehalet et. O tehlikelerden emin olursun inşallah. Ve inna Allah Teala, çünkü Allah Celle Celaluhu yasrifu biha, onun sebebiyle, yani böyle besmele çekmesi, la havle ve la kuvveti halkale çekmesi sebebiyle defede ma yeşâ'u min envâ'il belâya, birçok belalardan dilediğini Allah-u Teala gene her şeyi o dilemesine ait onu o adamdan defede çevirir, kurtarır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam geldi. Evladının düşman tarafından esir edildiğini, kendilerinde onu kurtarma imkanı olmadığını, annesinin de iki gözü iki çeşme evde ağladığını, dolayısıyla dua talep ettiğini bildirdiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bazı tavsiyelerde bulundu. Bu arada la havle ve la kuvvete illa billahi aleyhi azim zikrini tavsiye etti. Siz bunu devamlı söyleyin diye. Bunlar anne, karı, koca devamlı bunu söylüyorlardı. Derken evlatları önüne bir koyun sürüsü katarak çıka gel derdi. Nasıl kurtuldu deyince bilemiyorum, Cenab-ı Allah'ın bir nusreti, bir gaflet taraflarını yakaladım ve kaçtım. Yolda gelirken de onların sürüsüne rastladım. Siz bana bu zayiatı verdiniz. Düşman malı ganimetti, ben de sürdüm. Bunları da getirdim diyor. Allah-u Teala hem onu esaretten kurtardı hem de ummadığı yerden rızıklar vererek onu zengin eyle. Demek bir insan Allah'a iman etse, Allah'a tevekkül etse, kendi havlinden ve kuvvetinden sıyrılarak Allah Celle Celaluhu'nun havline, gücüne, kuvvetine dehalet etse, Allah-u Teala hem onu vakalardan, tehlikelerden kurtaracak, hem de ummadığı yerden rızıklandıracaktır inşallah. مَنْ اَرَادَ اَنْ يُنْجِيَهُ اللّٰهُ تَعَالَى مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ زَبَانِيَةً. Bir insan 19 zebani, cehennemle ilgili melekler, bütün melekleri severiz, zebanileri de severiz ama Allah Celle Celaluhu uzak eylesin. Bunlardan kurtulmak isterse فَلْيَقْرَى okusun Bismillahirrahmanirrahim. Bu zikri, bu tesbihi durmadan okusun. İnşallah bu Bismillahirrahmanirrahim bereketiyle zebanilere tesadüf etmez. Yani cehennemden uzak olur inşallah. Bismillah, Allah'ın ismiyle başlarım demek. Ar-Rahman, dünyada yarattığı her şeye rahmet eder. Ar-Rahim, ama ahirette sadece müminlere merhamet eder. Kafirlere zırdık rahmet etmeyen Allah Celle Celaluhu adıyla, ona dayanarak, ona güvenerek. Her şeyi biz gözümüzle görmüyoruz. Bakın birçok belalarda, tehlikelerde Allah-u Teala besmeleyle bizi kurtarıyor. Demek ki bu bir nevi silahtır. Şeytanı vuran, belaları vuran, insandan kovan, defeden bir manevi silah. Ama bu silah nasıl iş görüyor, biz o tarafını görmüyoruz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bir havası vardır. Yani maneviyatı ve manevi etkisi, tesir alanı vardır. Okunduğu zaman bir iznillah şifadır. وَنُنَزِلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا. Kur'an-ı Kerim'den öyle ayetler vardır ki okunduğunda maddi ve manevi olarak şifadır ve insanlara bir rahmetin ta kendisidir.
Dertlere dermandır Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'in de besmele ile başlamış olan dertlere dermandır. Bediüzzaman Said Nursi güzel bir temsil getiriyor. Bir tane jandarma bir köye gider, hepsini sıraya dizer, toplanın toplanır, gidin gidin, ellerini ayaklarını bağlar, icabında memlekete getirir bir adam hapsini. Bir çocuk, kendilerinin çocuğu askere göndermişler değil mi? Jandarma olmuş. Ne bunun parası? Çünkü jandarma üstündeki kıyafetle, elindeki mavzerle, şapkasıyla devleti temsil ediyor. Jandarmaya karşı çıkmak, kanun namına, devlet namına hareket ederek sizi topluyorum diyen adama karşı çıkmak, basit bir adama karşı çıkmak değil, koca bir devlete karşı çıkmak. Onun için koca bir köy bir jandarmaya teslim oluyor, yat yat kalk kalk oluyor yani. Çünkü ona itiraz sanki bir devlete itiraz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında emanname diye bir garantörlük müessesesi vardı. Bir insan çöllerde giderken işte bir kabile reisinden bir emanname alır. Yolda eşkıya çevirse ya da kabilelerden gelse o emannameyi gösterir. Bir nevi pasaport. Yani ben falan adamın garantörlüğündeyim. Bana bir kötülük yaparsanız aynen o adama kötülük yapmış gibidir hesabını verirsiniz demektir. Güçlü devletler pasaportunu taşıyan vatandaşlarını nerede olursa olsun dünyada korurlar. Aynen onun gibi Bismillahirrahmanirrahim diyen adam kendi havlinden ve kuvvetinden, gücünden, kuvvetinden çıkmış, Cenab-ı Allah'ın güç ve kuvvetine sığınmış demektir. Yani çok büyük bir yere sırtını dayamış, onun garantisinin altına girmiştir. Dolayısıyla mahlukat onu tanır, Halik'ini tanır ve ona hizmet eder, ona bir zarar vermezler biiznillah. Dolayısıyla hakikaten çok önemli. Yani Bismillahirrahmanirrahim, Cenab-ı Allah'ın rahmetine bir dehalet anlamında. Tabi burada da kulun kulluğu meydana çıkıyor. Kul kulluğunu biliyor, acizliğini biliyor. Allah Celle Celaluhu'nun gücünü, kuvvetini biliyor. Ona boynunu eğiyor, onun adını ortaya koyuyor. Bu da kulluğun çok güzel bir ifadesidir. Men arada en yunciyehu Allahu Teala min tis'ate aşere zebaniye demiştik. Bir insan 19 zebaniden kurtulmak istiyorsa Bismillahirrahmanirrahim okusun. Bunun bir kısım manevi hastalarından bahsetmiştik. O manevi hastaların ötesinde kulun kalbine bir Allah sevgisi, Allah saygısı, Allah korkusu da koyar. Ne kadar Allah'ı çok zikrederse Allah Teala'yı o kadar çok severiz. O zikir sevgi doğru. Ne kadar sevgi olursa Allah Teala'yı o kadar insan daha çok zikreder ve incitmekten, üzmekten efendim, yani onu dinleter, işte yatmaktan kaçar. Bu da insanın kalbinde bir nur meydana getirir. O nur da insanı inşallah bir burhan olur. Hatalardan, belalardan, günahlardan korur. Bazen uykumuzda mı uyanırsınız? Dilinizde bir ayet olur. Besmele'yi çok kullanan insanlar uykularında bile ya da uykularından uyandıkları zaman, mızgandıkları zaman besmele okuduklarını görür. Bir zırh gibi onları korur. Ve bu besmele her işi yaparken akla geliş insana haya verir. Yani bir yanlış yapacak olsa besmele çekemez. Harama besmele çekemez. Harama besmele çeken istihza ettiği için kafir olur. İçki içerken Bismillah dese bir adam kafir olur. Dalga geçmektir. Dinle imanla dalga geçmektir. Karşısın maaşı. Ama işte besmeleye dili alışmış bir adam bu işi yaparken yanlış yapacak olsa ürperir ve çeker. Allah korkusu bir takva. Bu da besmelenin bir başka hatırı. Anlatırlar ki Hazreti Yusuf Efendimiz Züleyha kapılarda geçirip kapıyı kilitleyip de heytelek hadi gel dediği zaman o günaha davet ettiği zamanın az öncesinde masasının üstünde bir putu var, üstünü çarşafla örter.
Ne yaptın der Hazreti Yusuf aleyhisselam. O benim tanrımdır. Ben zina yaparken görmesini istemem der. O zaman bir ilkildir Hazreti Yusuf. Benim Rabbim çarşafla da üstü örtülmez. Her şeyi de görür. Sen kendi Rabbim dediğin tanrının üstünü örtün. Ya ben ne yapayım? Rabbim beni görüyor der. İşte Rabbim beni görüyor sözü ona bir bürhan oldu. Levla en ra'a burhana rabbihi bir ayet-i kerim. Kadınla meyletti, o da kadını meyletti. Eğer Rabb-u Teala'nın burhanını görmeseydi. Bu meyiller hakkında çok söz söyleniyor. O sözlere biz hiç girmeyelim ama bir bürhan gördü diyor. Bu bürhanın ne olduğu hakkında değişik ihtilaflar var. Bazıları babasını gördü ya da dedesini gördü derler. Parmaklarını ısırmış bir şekilde sakın ha! Ya da Cenab-ı Allah'ı hatırladı, zikretti. Ya da işte böyle, onu hatırlatıcı bir olay oldu orada derler. Böyle o kadının o kötü hareketle bile çarşafla Tanrım dediği putunun üstünü örtmesi gibi. Yani insana böyle olumsuz anlarda devamlı besmele çekmesi bir hatırlatıcı, bir uyarıcı vaiz olur inşallah. Her halükarda her işimizde besmele çekmeliyiz, besmeleyi dilimize alıştırmalıyız. Efendim, besmeleyi de tesbih gibi zikir çekmek, onu ruhumuza indirmenin bir güzel yoludur. Nitekim bazı tarikatlarda Bismillahirrahmanirrahim tesbihattandır. Allah Celle Celaluhu bu mübarek zikri gündemize ruhumuza, kalbimize inince kadar çekmeyi, kendisiyle maddi manevi bir ve beraber olmayı nasip